Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım. Şimdi ben size birkaç soru sorayım. Bakalım arkadaşlar yapabilecek misiniz? Değerli arkadaşlar, siyasi parti kapatma davasını kim açar? Yani siyasi parti kapatma davasını kim açar? Kim açar? Bak buraya çok dikkat edin. Kapatan değil. Davayı açan kimdir? Biliyor musunuz? Var mı bilen? Şimdi arkadaşlar benim en çok beklediğim sınav sorularından bir tanesi de burası. Onu size söyleyeyim. Onun için dikkat etmenizde fayda var. Siyasi parti kapatma davasını kim açar derse ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Var mı bilen? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Peki kapatan kimdir? Evet. Değerli arkadaşlar, siyasi parti kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıdır. Bunu herkes bilsin. Bu bir. İki, davayı açan budur. Ama kapatan kimdir derse Anayasa Mahkemesi diyeceksiniz. Tamam? Anlaşıldı mı? Evet. Burada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. En çok şunu soruyor. Davayı kim açar? Bak burada kelime oyunu çok. Arkadaşlar normalde de bizde biliyorsunuz kamu adına dava açma yetkisi kime aittir? Kime? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Burada da aynı şeyi düşüneceksiniz. Davayı açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıdır ama kapatan kimdir derse Anayasa Mahkemesi. Şimdi arkadaşlar siz alan öğrencisi olduğunuz için bazen ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Farklı farklı sorular sorabiliyor. Nasıl? Bak şöyle yapıyor. Aşağıdakilerden hangisi siyasi parti kapatma davası açar? Aşağıdakilerden hangisi siyasi parti kapatılmasına karar verir? Bak buna çok dikkat et. Davayı açan açar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bu en çok çıkar. 82 anasına göre derse. Yalnız şöyle bir şey var. Değerli arkadaşlar, bir siyasi parti grubu gidip başka bir siyasi parti için kapatma davasını isteyebilir. Kimden ister? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına. Savcı dava açmak zorunda değil. Savcı der ki ne? Yeterli delil yok, ben dava açmıyorum. Ya da arkadaşlar ben size bir tane daha örnek vereyim. Şöyle bir şey. Adalet Bakanı gidip Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına isteyebilir. Yine savcı ne der arkadaşlar? Yeterince delil yok, ben dava ne yapmıyorum? Açmıyorum diyebilir. En çok şunu bil. Davayı kim açar derse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Peki kapatan kimdir derse arkadaşlar Anayasa Mahkemesi. İki şeyi çok iyi bil. Davayı kim açar derse Yargıtay Cumhuriyet neyi? Başsavcısı diyeceksiniz. Bunlar arkadaşlar fix ÖSYM'nin sınav soruları diyeceksiniz. Tamam mı? Bakın size arkadaşlar gelip de kim ister diye bir soru sormaz. Nerede o tarz soru gelir biliyor musunuz? Mesela basit örnek vereyim. Ben şunu hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Yüksek Seçim Kurulu bir sınav açmıştı. Tamam, eleman almak için. YSK eleman almak için böyle bir sınav açmıştı. O bu tarz soruyu sorar. Tek tek kanunu soruyor. Tamam? Ama size arkadaşlar böyle bir soru gelir mi? Gelmez. Evet. Soru şu. Siyasi parti kapatma davasını kim açar derse ne diyeceksiniz? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı diyeceksiniz. Tamam? Peki kapatan kimdir derse ne diyeceksiniz? Anayasa neyi? Mahkemesi diyeceksiniz. Bunu herkes bilsin. ÖSYM'nin arkadaşlar en çok sevdiği sınav soruları bilginiz olsun. Tamam. Ve gelelim. Anayasa Mahkemesi isterse kapatır. İsterse hazineden kısmen ya da tamamen ne yapabilir arkadaşlar? Yoksun bırakabilir. Bak birinci soru şudur. Davayı kim açar? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. İkinci soru şudur. Siyasi partinin kapatılmasına kim karar verir derse Anayasa Mahkemesi. Peki Anayasa Mahkemesi ne yapabilir? İsterse hazineden kısmen ya da tamamen ne yapabilir? Yoksun bırakabilir. Şimdi arkadaşlar ben size bir tane örnek vereyim. AK Parti'ye kapatılma davası açıldı. Hatırlıyor musunuz? 2008-2009 yıllarında. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Dava açıldı ama Anayasa Mahkemesi ne yaptı arkadaşlar? Siyasi parti Anayasa Mahkemesi davayı açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıydı. O zaman Abdurrahman Yalçın Kaya. Bu bir. Yalnız şunu söyleyeyim ben size. Dikkat edin. Onun kapatılmasına karar veren kimdi derseniz Anayasa neyi? Mahkemesi diyeceksiniz. Yani davayı açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıdır. Kapatılmasına karar veren kim? Anayasa Mahkemesi. Peki Anayasa Mahkemesi AK Parti kapattı mı? Hayır. Peki Anayasa Mahkemesi ne yaptı biliyor musunuz? AK Parti kapatma yerine hazineden kısmen ne yaptı? Yoksun bıraktı diyeceksiniz. Tamam. Evet. Kısmen ya da tamamen kim yoksun bırakıyor? Yine Anayasa Mahkemesi.
Değerli kardeşim, bakın kaymakamımıza ne tarz soru çıktı biliyor musunuz? Herhangi bir siyasi partinin kapatılmasına Anayasa Mahkemesi'nde genel kurulca toplanan üyelerin kaçta kaçı karar verir derse ne diyeceksiniz? Üçte neyi? İkisi diyeceksiniz. Bakın burası çok önemlidir, bilginiz olsun. Ve gelelim Anayasa Mahkemesi kapatma yerine isterse ne dedim hazineden? Kısmen ya da tamamen yoksun bırakır diyeceksiniz. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir de şöyle bir şey var. Dikkat. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Anayasa Mahkemesi dedim ya kısmen tamamen yoksun bırakabilir. Tamam, kapatma yerine. Bir de diyelim ki herhangi bir kişi siyasi parti kapatmaya sebebiyet verirse 5 yıl bir siyasi partinin yöneticisi, kurucusu ve denetçisi olamaz. Bakın arkadaşlar ben hep söylüyorum. Hukukta başarılı olmak istiyorsan iki şey bileceksin. Bir, kurum. İki, süre. Soru. Siyasi partinin kapatılmasına kim karar verir? Anayasa Mahkemesi. Siyasi parti kapatılma davasını kim açar derse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Kapatılmasına kim karar verir derse de Anayasa Mahkemesi diyeceksiniz. Peki Anayasa Mahkemesi isterse ne yapabilir kaçar bir siyasi parti? Kısmen ya da tamamen ne yapabilir kaçar? Hazineden yoksun bırakabilir diyeceksiniz. Peki herhangi bir kişi siyasi parti kapatma eyleminde bulunursa milletvekili ne olur? Bakın arkadaşlar bu da tuzak. Milletvekili ne olur? Düşmez. Ama ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu çok iyi bileceksin. 5 yıl. Bakın ben size bir tane örnek vereyim. Arkadaşlar 2009 yılında HDP'ye kapatılma davası açıldı. Önceden BDP'ydi. Tamam. Ne zaman açıldı bu? Haziran, 30 Haziran'da arkadaşlar böyle bir karar verildi. Ahmet Türk o zaman başkandı. Dediler ki senin konuşmalarından dolayı bu siyasi partiye kapatılma davası açıyoruz. Ve buna ne yapıldı biliyor musunuz arkadaşlar? 5 yıl bir siyasi partiye kurucu, yönetici, denetçi olamazsın dediler. Kendisi ne oldu biliyor musunuz? 31 Mart 2014'te Türkiye'de belediye başkanı seçimi oldu. Belediye başkanı seçimde arkadaşlar gidip aday olamadı. Nasıl aday oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl? Bağımsız aday oldu. Tamam. Ve gelelim. Siyasi partinin mali denetimini kim yapar derse Anayasa Mahkemesi. İsterse kimden yardım alır? Dikkat, burası önemlidir arkadaşlar. Sayıştay'dan yardım alır diyeceksiniz. Yani burada arkadaşlar en büyük kelime oyunu şudur. Şöyle bir soru gelirse ne yaparsınız? 1982 anayasasına göre yukarıdakilerden hangileri siyasi partinin mali denetimi yapar? 1. Bir Anayasa Mahkemesi. 2. Sayıştay. 2. Sayıştay. 3. Yargıtay. Ne diyeceksiniz? Hangisi? Evet, böyle bir soru gelirse ne yaparsınız? Evet, soru sordum. Yukarıdakilerden hangileri siyasi partinin kapatılmasına karar verir? Pardon, hangisi siyasi partinin mali denetimi yapar? Ne diyeceksiniz? Sadece Anayasa Mahkemesi diyeceksiniz. Yani cevap ne oluyor arkadaşlar? Bir diyeceksiniz. Bu kadar. Evet, sonra ne diyorsunuz? Arkadaşlar, şunu çok iyi bilin. Bizde gerek TBMM seçimleri, gerek Cumhurbaşkanı seçimleri her ikisi de 5 yılda bir aynı anda, aynı günde yapılır diyeceksiniz. Tamam. TBMM seçimleri kaç yılda bir yapıyormuş? Söyleyebilir misiniz? 5 yılda. Cumhurbaşkanı seçimi kaç yılda bir yapıyormuş? 5 yılda diyeceksiniz. Tamam. Hem TBMM hem de Cumhurbaşkanı seçimi. Her ikisi de aynı anda, aynı günde 5 yılda bir yapılır. Peki arkadaşlar size bir soru. Size bir soru. Bundan önce TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılıyordu? Ne zaman bu değişiklik oldu? Bundan önce kaç yılda bir yapılıyordu? Ve bu değişiklik ne zaman? Evet. Çok güzel. 2017 anayasasıyla değişti. Önceden arkadaşlar 5 yıldı, artık kaça indi arkadaşlar? Önceden 4 yıldı, artık kaça çıkarıldı? 5 yıla çıkarıldı
ekleyeceksiniz. Tamam? Anlaşıldı mı? Evet. Soru. Siyasi parti kapatılma davasını kim açar? İki. Erken seçim kararını kimler alır? Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir diğeri de kimdir arkadaşlar? Cumhurbaşkanı diyeceksin. Tamam. Var mı problem? Değerli arkadaşlar, bir de size şunu söyleyeyim. Normal seçimler kaç yılda bir yapılıyor diyeceksiniz? 5 yılda 1. Peki size bir soru. Erken seçim kararını en az kaç milletvekili alır? Erken seçim kararını en az kaç milletvekili verir? Erken seçim kararını en az kaç milletvekili verir? Kaç? 360 diyeceksiniz arkadaşlar. 301 değil. 360 diyeceksiniz. Tamam. Bu çok tuzak bir sorudur. Bilginiz olsun. Birinci soru şu. Erken seçim kararını kim alır? Bir tanesi TBMM, bir diğeri Cumhurbaşkanı. İkinci soru şu. Tamam. Biri TBMM, biri Cumhurbaşkanı. İkinci soru şu. İkinci soru şu. İkinci soru şu. Mecliste en az kaç milletvekili erken seçim kararı alınır? 360. Cumhurbaşkanı da mecliste dilediği zaman, istediği zaman ne kararı alabilir diyeceksiniz? Erken seçim kararını da alır. Bunlar arkadaşlar çıkma ihtimali çok yüksek sorular. Yani kuvvetle muhtemelen sınavda soru gelebilir. Ha? Peki size bir soru arkadaşlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerini kim seçer? YSK'nın üyelerini kim seçer? Var mı bilen? Değerli kardeşim, ne diyeceksin biliyor musunuz? 6 tanesini Yargıtay, 5 tanesini Danıştay diyeceksin. Tamam mı? Evet, bunu herkes bilsin. Sınavda arkadaşlar çıkınca çoğu kişi kime atlıyor biliyor musunuz? YSK'nın üyelerini kim seçer diye bir soru gelince çoğu kişi size söyleyeyim. Ya Cumhurbaşkanı'na atlıyor ya da TBMM'ye atlıyor. Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı YSK'ya üye seçmez. Tamam? Bunu herkes bilsin. 6 tanesini Yargıtay, 5 tanesini Danıştay diyeceksiniz. Peki hocam, başkanını kim seçer derse ne diyeceksiniz? Kendi aralarında seçer diyeceksiniz. Ve bunun kararı nedir? Kesindir. Yani yargı yolu nedir arkadaşlar? Kapalıdır diyeceksiniz. Ve sana şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sınavda soru çözerken eğer ki seçim meçim görürsen yapıştır YSK. Mesela arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın seçim tutanaklarını kabul eder? Ne diyeceksiniz? YSK. Aşağıdakilerden hangisi TBMM seçim tutanaklarını kabul eder? Ne diyeceksiniz? YSK. Bak arkadaşım, sana şunu söyleyeyim. Bu soru kaymakamlıkta çıktı. Aynen şunu sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim tutanaklarını aşağıdakilerden hangisi kabul eder? Herkes kime atladı biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt balıklama arkadaşlar. Maalesef kime atladılar? TBMM Genel Sekreterliğine. Peki siz kim diyeceksiniz? Yüksek Seçim Neyi? Kurulu. Bakın arkadaşlar, sınavda soru çözerken seçim kelimesi görüyorsan yapıştır YSK. O zaman size bir soru. Soru. Halk oylaması. Tamam arkadaşlar. Halk oylaması. Referandum. Bunun tutanaklarını kim kabul eder? Evet, halk oylaması, referandum. Bunun tutanaklarını kim kabul eder? Var mı bilen? Arkadaşlar, halk oylaması yapılıyor ya. Referandum. Yani bunun seçim tutanaklarını kim kabul ediyor? Daha doğru cevap gelmedi. Değerli arkadaşlar, gerek seçim görüyorsan YSK diyeceksiniz. Halk oylaması da bir seçim değil midir? Yani hangi oy kullanıyor? Ya evet ya da hayır. O zaman TBMM, Cumhurbaşkanı, yerel seçim, mahalli seçim, halk oylaması, bunları hepsini kim yapar derse Yüksek Seçim Neyi? Kurulu diyeceksiniz. Tamam.
Ve bunun kararları nedir? Kesindir. Bunun kararlarına karşı yargı yolu nedir arkadaşlar? Kapalıdır. Yani bunun verdiği bir karara karşı sen gidip de herhangi bir yere itiraz edemezsin. Tamam? Bak tekrardan söylüyorum. YSK'nın verdiği karara karşı arkadaşlar bir yere de itiraz edemezsin. Peki size bir soru. Yüksek Seçim Kurulu 1982 Anayasası'nın hangi kısmında düzenlenmiştir? Yüksek Seçim Kurulu 1982 Anayasası'nın hangi kısmında düzenlenmiş midir? Yasama mı? Yürütme mi? Yargı mı? Başka fikri olan var mı? Evet, harikasınız. Değerli arkadaşlar, Yüksek Seçim Kurulu 1982 Anayasası'nın yasama kısmında düzenlenmiştir diyeceksiniz. Bizde bir yasama var, bir yürütme var, bir de yargı var. Tamam. YSK nerede düzenlenmiş? Yasama kısmında düzenlenmiş diyeceksiniz. Tamam. Bu önemlidir. Başkanını kim seçiyor? Kendi aralarında diyeceksiniz. Bunu da önemlidir. Bak. Arkadaşlar bir yıl soru sordu. YSK'nın başkanını kim seçer diye %90'ı kime atladı biliyor musunuz? Yani bizim öğrencide bir cumhurbaşkanı hastalığı var. Direkt cumhurbaşkanını atladılar. Cumhurbaşkanı değil. Peki siz kim diyeceksiniz? Evet, söyleyebilir misiniz? YSK'nın başkanı kim seçiyor? Bana söyleyebilir misiniz? Kim? Kendi aralarında diyeceksiniz. Tamam. Ve size şunu söyleyeyim. Seçimin başlamından seçimin bitimine kadar tüm itiraz ve şikayetleri kim karara bağlar? Seçimin başlamından seçimin bitimine kadar tüm itiraz ve şikayetleri kim karara bağlar? Seçim başlamından seçim bitimine kadar tüm itiraz ve şikayetleri kim karara bağlar? Kim? Var mı bilen? Değerli arkadaşlar, ne diyeceksiniz biliyor musunuz? YSK diyeceksiniz. Tamam. Anlaşıldı mı? Var mı problem? Anlamayan var mı? Tamam. Yani arkadaşlar bakın ben size söylüyorum. Ne kelimesi geçiyorsa seçim kelimesi geçiyorsa. Bir de arkadaşlar bakın yani burada ne hikmetse ÖSYM'nin daha bir yıl YSK'ya değinmeden geçtiği yıl yoktur. Yani İLEM KPSS'de için siz birçok kurum sınavına girersiniz. Bu arada işte ben de birçok kurum sınavına girdim. Bilginiz olsun. Aynı zamanda akademi yapıyorum. Gerek geri uzmanı yardımcılığı olsun, gerek vergi müfettişi olsun, mali hizmet uzmanı yardımcılığı olsun, il göç uzmanı yardımcılığı olsun. Bu konularla ilgili de arkadaşlar yine danışmak istediğiniz bilgiler olursa elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Tamam arkadaşlar kurum sınavları hakkında. Bilginiz olsun arkadaşlar. Numaramı da arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Yazarsınız ya da Instagram'dan yazın. Ben her türlü size yardımcı olmaya çalışırım. Tamam. Geçiyorum. Var mı problem? Bunu da bilmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar size bir soru. Size bir soru. Yasama dokunulmazlığını kim kaldırır? Yasama dokunulmazlığını kim kaldırır? Kim? Çok güzel. Değerli kardeşim, yasama dokunulmazlığını kim kaldırır derse Türkiye Büyük Millet Meclisi diyeceksiniz. Bunu herkes bilsin. Dokunulmazlığı kaldıran kimdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi diyeceksiniz. Bu bir. İki. Peki, dokunulmazlığı TBMM kaldırır. Bunu herkes bilsin. Tamam? Evet, bunu bilsin. Dokunulmazlığı kim kaldırıyormuş arkadaşlar? TBMM diyeceksiniz. Peki arkadaşlar, soru şu. Dokunulmazlığı TBMM kaldırıyor. Güzel. Peki, yasama dokunulmazlığı nedir? Sorumsuzluk nedir? Kıymetli kardeşim, dokunulmazlıkla sorumsuzluk aynı şey değildir. Dokunulmazlık tam nispidir. Seni sadece milletvekili dönemi korur. Ama sorumsuzluk dedi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkat edin. Sorumsuzluk dedi nedir? Mutlaktır. Seni ömür boyu ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Korur diyeceksiniz. Tamam. Bak tekrardan size söylüyorum arkadaşlar. Yasama dokunulmazlığı nedir? Ne diyeceksiniz? Mutlak. Dokunulmazlık mutlak değil. Nispi. Hangi dönem seni korur? Milletvekili. Peki milletvekilin biterse ne olur? Seni direktmen tutup ne yaparlar? Yargılarlar.
Arkadaşlar soru şu. Yasama sorumsuzluğu nedir? Mecliste kullandığın oy ve sözle düşüncelerden sen nesin? Sorumsuzsun. Nerede sorumsuzsun? Oy ve düşüncelerden. Bak en basit örnek vereyim size. En basit örnek vereyim size. Değerli kardeşim. Soru şu. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tamam. Milletvekili geldi mecliste, oy kullandı. Bu kullandığı oydan sorumsuzdur. Kimse bir şey diyemez. Milletvekili mecliste geldi arkadaşlar. Ne yaptı? Bir konuyla ilgili fikirlerini beyan etti. Kimse bunu sorgulamaz. 4 artı 4 sistemi ülkeyi cehalete götürür. Kimse bundan dolayı, bunu söylediğinden dolayı yargılayamaz. Bak, küfürür. Olmamak kaydıyla. Meclis çalışmalarıyla ilgili ise istediğini söyleyebilirsin. Burada hiç kimsenin sorunu yok. Demokraside asıl olan çok sesliliktir. Eğer ki sen milletvekilini arkadaşlar, seni yargılarız, seni tutuklarız, seni sorgularız sürekli dersen, bu adam arkadaşlar ne yapamaz biliyor musunuz? Meclise rahat bir şekilde çalışamaz. Burada kastettiği şey şudur, dokunulmazlıkla ilgili. Diyor ki, bir tane milletvekili, milletvekiliyken bir suç işledi. Ha, milletvekiliyken bir suç işledi. Bunu diyor, o milletvekili dönemi içerisinde sorgulama, tutuklama, yargılama. Hangi dönem içerisinde? Söyleyebilir misin? Hangi milletvekili dönemi içerisinde? Ve ne diyor? Eğer ki diyor bu tekrardan milletvekili seçilemezse, tamam arkadaşlar, MHP döneminde, tamam, milletvekili dönemi içerisinde bunu tutuklama, sorgulama, yargılama. Bu tekrardan seçilemezse sen ne yapabilirsin bunu diyor? Tutuklayıp, yargılayıp, sorgulayabilirsin. O zaman yani yasama dokunulmazlığı sadece seni hangi dönemde korur? Hangi dönemde? Milletvekili dönemi içerisinde korur diyeceksiniz. Yani arkadaşlar, milletvekili bittikten sonra sen ne yapamazsın? Kimse seni ne yapamaz? Öyle korunacaksın diye bir şey yok. Milletvekilin bitti. Direkt seni tutuklarlar, yargılarlar. Tamam. Evet, soru şu. Haydi canlan. Yasama dokunulmazlığını kim kaldırır? En çok çıkacak soru budur. Meclis. Peki dokunulmazlık kaldıran bir kişinin milletvekili ne olur? Düşmeyin. Dokunulmazlık sadece yargı yolu açar. Bir kişinin milletvekili düşüp düşmemesine kim karar verir biliyor musunuz? Var mı bile? Milletvekili düşüp düşmemesine kim karar verir? Arkadaşlar, yargı karar verir. Yargılar bakar. Yüksek bir ceza alınmışsa, 1 yıl ve üzeriyse arkadaşlar, milletvekili düşer. Ha? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir tane milletvekili vardı. 5,5 yıl hapis cezası aldı. Kaç yıl üzeri? 1,5 yıl. 5,5 yıl. 1 yıl ve üzeri mi? Üzeri. Ve kimin kararıyla bunun milletvekili düştü biliyor musunuz? TBMM kararıyla değil. Mahkeme arkadaşlar bu karar verdi ve bu karar da mecliste okunduğu an milletvekili düşer diyeceksin. Arkadaşlar, mutluluğu uzakta aramayın. Bakın, bu soru 2022 İcra Müdürlüğü'nden çıktı. Bu soru. Birebir aynısı. Gelelim bu soruya. Arkadaşlar, şöyle bir şey vardır. Dokunulmazlığı kim kaldırır dedim ben size? TBMM. Peki senin dokunulmazlığın kaldırırsa ya da milletvekilin düşerse kaç gün içerisinde nereye gidiyordun? 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne. Peki Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde karar veriyordu? 15 gün içerisinde diyeceksiniz. Ve gelelim. Değerli kardeşim, şunu çok iyi bil. Bizde hem Cumhurbaşkanı yardımcıların hem de bakanların görevleriyle ilgili neleri vardır biliyor musunuz arkadaşlar? Yasama neyi vardır? Dokunulmazlığı vardır diyeceksiniz. Tamam. Anlaşıldı mı? Var mı problem? Evet, soru şu. Yasama dokunulmazlığını kim kaldırır? Dokunulmazlığı kim kaldırır? TBMM. Peki soru 2. Dokunulmazlığı kaldıran bir kişinin milletvekili ne olur? Ne olur? Yargı yolu açılır diyeceksin. Tamam. Anlaşıldı mı? O zaman ne diyeceksin arkadaşlar? Dokunulmazlığı kaldıran bir kişinin milletvekili düşmez. Seni hangi dönem koruyor sadece? Milletvekili süresi içerisinde korur diyeceksiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, bunu da söyledikten sonra bir de sırada ne var? Milletler arası antlaşmalar. Şimdi arkadaşlar, ne hikmetse Özlem'e yine buraya kafayı takıyor. İyi bir şekilde dinleyin. Değerli arkadaşlar, iki tane ülke düşünün. Eğer bu iki ülke kendisi arasında bir anlaşma yaparsa bunlar sıkıntı çekebilir. Tamam.
Bunlar problem yaşayabilir. Ama ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu defa bunu ne yapıyorlar biliyor musunuz? Evet, size şunu söyleyeyim. Bu defa bunu arkadaşlar alıp uluslararası alanda yapıyorlar. Peki uluslararası alanda olursa ne olur? Değerli arkadaşlar, uluslararası alanda olursa durum ne olur biliyor musunuz? Değişir. Tamam. Durum ne olur arkadaşlar? Değişir. Ne demek bu hocam? Bakın ben size bir tane örnek vereyim. Aynen şöyle bir soru çıktı. Evet, aynen şöyle bir soru çıktı. Bakın, soru şu. Soru şu. Bakın, dikkatli bir şekilde dinleyin. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Bir tarafta Türkiye var. Bir tarafta hangi ülke olsun? ABD. Biz bunlardan ne aldık? En son uçak aldık değil mi? Ama ne oldu? Sıkıntı çıktı. Bak, öncelikle sen bu uçağı kim için alıyorsun? Türk halkı için alıyorsun. Sen bu uçağı getirip ne yapıyorsun arkadaşlar? Türkiye'de yaşayan insanların can güvenini sağlamak için yapıyorsun. Tamam? Bu defa ne oluyor biliyor musunuz? Bunu öncelikle arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi neyle uygun görür biliyor musunuz? Bir kanunla uygun görür. Burayı çok iyi bil. Şimdi bak neden biliyor musunuz? Ezbere gitme kardeşim, ezbere gitme. Ezbere gidersen bir şey öğrenemezsin. Mantığını bil. Nasıl hocam? Bak ben size bir tane örnek vereyim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne diyorum? Meclis önce bunu ne yapar? Uygun görecek. Peki bunu kim onaylayacak? Cumhurbaşkanı ne yapar? Onaylar. Şimdi değerli kardeşim, iyi bir şekilde dinle. Sen savunma araçlarını alıyorsun. Kim? Türkiye halkını korumak için. Peki arkadaşlar, Türkiye halkını temsil eden kimdir? Yani arkadaşlar, milletvekili değil mi? Milletvekili bakıyor. Yani gerçekten bu uçak Türk halkı için yararlı mı, değil mi? Tamam. Mecliste ne yapıyorlar bunun için? Bir kanunla uygun görüyorlar. Sonra bu uygun gördükten sonra kime geliyor? Cumhurbaşkanı. Ve Cumhurbaşkanı da bunu ne yapıyor? Onaylıyor. Şimdi bu anlaşma usulüne göre yapıldı mı? Meclis uygun gördü. Cumhurbaşkanı da onayladı. İstenilen şartta yapıldı mı? Yapıldı. Artık bundan sonra ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? Bu anlaşma usulüne göre yapıldığı için sen bunun için gidip de herhangi bir yere iptal davası açamazsın. Yani bu işleme karşı yargı yolu nedir? Kapalıdır diyeceksiniz. Tamam? Anlaşıldı mı? Evet, bunu çok iyi bil. Mesela ben size bir tane örnek vereyim. Arkadaşlar bir de şunu çok iyi bilin. Bir uluslararası antlaşma usulüne göre yürürlüğe girmişse buna hükmündedir? Kanun hükmündedir diyeceksiniz. Yani şöyle bir şey düşünün size arkadaşlar. Bir piramit var bizim. Tamam. En üstte ne yer alıyor? Anayasa. Tamam mı? Sonra ne var? Milletler arası antlaşmalar. Kanun. Ne var? OHAL Cumhurbaşkanı kararnamesi. Şu üçü nedir? Eşit. Ast üst ilişkisi yok. Yani bakın böyle bir soru da çıktı. Uluslararası antlaşmalar ne hükmündedir? Ne diyeceksiniz? Kanun hükmündedir diyeceksiniz. Bu iki. Değerli kardeşim, bir de size şunu söyleyeyim. Bazı anlaşmalar vardır. Ekonomik, ticari ve teknik alanda. Ve kaç yıldan kısa biliyor musunuz? Bir yıldan kısaysa bunu direktmen Cumhurbaşkanı onaylar. Yani arkadaşlar kimin onayına sunmasına gerek yoktur? Meclisin onayına sunmana gerek yok. Bakın ben size bir tane örnek vereyim. En basit örnek. Yani arkadaşlar bizde Cumhurbaşkanı en son ne yaptı? Ukrayna lideriyle görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri var. Detay bir bilgidir. Sen bir anlaşma yaptığın zaman arkadaşlar bu anlaşmayı götürüyorsun. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tescil ettiriyorsun. Tamam. Niçin? Yarın bir sıkıntı çıktığı zaman arkadaşlar Uluslararası Adalet Divanı bunu ne yapsın? Gidersin. Mesela arkadaşlar ben size örnek vereyim. Cumhurbaşkanı gitti Ukrayna'ya, bazı ekonomik ve ticari teknik alanda anlaşmalar yaptı. Aynen o an orada hazırdı. Sonra bu anlaşmayı en geç kaç ay meclisin bilgisine sunar? En geç 2 ay içerisine meclisin bilgisine de sunar, bilginiz olsun. Bu da önemli. Değerli arkadaşlar, bir de size şunu söyleyeyim. Bir de size şunu söyleyeyim. Bakın, ben çok iyi hatırlıyorum. Gelir uzman yardımcılığına girmiştim. Aynen soru şuydu. Uluslararası antlaşmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Usulüne göre yürürlüğe girmiş anlaşmalara karşı yargı yolu kapalıdır. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası antlaşmaları bir kanunla uygun görür ve aynı zamanda onaylar. Şimdi uygun gören kim? Meclis. Doğru. Ama onaylayan kim? Arkadaşlar bakın. Sınav sadece bilgi istemiyor biliyor musunuz? Bilgi ve dikkat istiyor. Evet. Meclis uygun görüyor. Onaylayan kim arkadaşlar? Cumhurbaşkanı diyeceksiniz. Tamam. Böyle. Yani gelecek sorular bu tarz.
çıkarsa bunlardan bir soru gelme ihtimali yüksek. Size söyleyeyim. Meclis uygun görür. Onaylayan da Cumhurbaşkanı diyeceksiniz. Peki bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, uluslararası antlaşma ile anayasa arasında bir anlaşmazlık çıkarsa kim baz alınır? Uluslararası antlaşmayla. Tamam arkadaşlar. Anayasa arasında bir uyuşmazlık çıkarsa hangisi baz alınır? Anayasa mı, milletler arası antlaşma mı? Arkadaşlar, anayasa en üsttedir. Tamam. Bitti. Nokta. İki. Bize şöyle bir şey var. Normalde kanunla uluslararası antlaşma eşdeğerdir. Tamam. Kanunla uluslararası antlaşma eşdeğerdir. Bunun bir tek istisnası var. O da nedir biliyor musunuz? O da nedir? Size söyleyeyim. Uluslararası antlaşma ile kanun ile arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, o da temel hak ve hürriyetlerle ilgiliyse, tamam mı? Bu konuyla ilgiliyse burada ne olur biliyor musun arkadaşlar? Bunun ne diyeceksiniz? Milletler arası antlaşma daha üsttedir diyeceksiniz. Normalde diğer tüm alanlarda eşittir. Tek bir istisna var. O da temel hak ve hürriyetlerle ilgili anlaşma ile kanun arasında bir anlaşmazlık çıkarsa milletler arası antlaşmalar daha üsttedir diyeceksiniz. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Varsa sorularınız alabilirim. Birkaç tane. Tamam arkadaşlar. Ona göre biz de daha sonraki kısımda dersimizi bitirmiş olacağız. Var mı sorularınız? Varsa alabilirim. Evet. Zaten bu kayıtta var Rahşan Hanım. Oradan dinleyebilirsiniz. Tamam. Özellikle siyasi parti kapatma davasını kim açar? Siyasi parti kapatılmasına kim karar verir? Bunları daha çok iyi bilirseniz sizin için daha iyi olur. Davayı açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıdır. Kapatan da kimdir? Anayasa Mahkemesi. Tamam. En çok gelen bunlardır. Feyza Mali Hizmet Uzmanı Yardımcılığı sınavı açılır. Orada yayınlanan konulara bak. Benim sana daha çok tavsiyem çıkmış sınav soruları çok çözmeni tavsiye ederim. Bundan önceki alanda çıkan sınav soruları. Yani 60 soru geliyordu bizim girdiğimiz dönemde. Şu anda da yine aynı soru gelecek diye düşünüyorum. Tamam mı? Yani normal KPSS'ne çalışmışsan o konularla ilgili hangi konuları da yazıyor tek tek konuları. Onlara iyi bir şekilde çalış. Ve biliyorsun Mali Hizmet Uzmanı Yardımcıları arkadaşlar üniversitelerde oluyor genelde. Bunların görev yerleri. Yani gerçekten şartları da çok iyidir. Umarım hepiniz hissettiğiniz yerlere yerleşirsiniz. Tamam mıyız? Evet. Arkadaşlar benim Instagram adresim de var. Hasan Bal Anayasa Sever. Orada takıldığınız bir şey olursa direkt oraya yazabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Dediğim şekilde takıldığınız bir şey olursa yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.